Buradaki zincirleme kazada otobüs, itfaiye, ambulans ve canlı yayın araçlarına çarptı demiştik. Ne yazık ki 16 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep Valisi Davut Gül hem son durum bilgisini paylaştı hem de bu kazanın nasıl olduğunu anlattı efendim. Araç kaza yapıyor. İtfaiye ekibi, sağlık ekibi, polis ekibi ona müdahale ederken 200 metre arka tarafta bir otobüs kaza yapıyor. 200 metre sürüklenerek gelip küçük araca ve kurtarma ekiplerine çarpıyor. Bunun neticesinde de toplamda 16 tane vatandaşımız hayatını kaybediyor şimdilik. Yaralı olanlar var. 22 tane de yaralı hemşerimiz, vatandaşımız var. 16 tanenin içerisinde 2 tane gazeteci, 3 tane itfaiye ekibi, 4 tane de sağlık ekibi. Milletimizin başı sağ olsun. Şu an yolu kontrollü olarak trafiğe açtık. Diğer otopsi ve benzeri işlemler devam ediyor. Efendim anladığım kadarıyla kaza... Efendim Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Nizip Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı. Ayrıntılar alalım şimdi. Gaziantep'te meydana gelen kaza hepimizi derinden yaraladı, üzdü. Böylesi kazalar maalesef istenmedik sonuçlarla hep sonuçlanıyor. Sürücülerimizin daha dikkatli, daha tedbirli olmasında fayda vardır. Konuyla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli adli tahkikatı başlatmıştır. Sağlık ekipleri ve diğer devletimizin ilgili birimleri de yaralılarımızla ilgilenmektedir. Konu elbette adli süreç sonucunda bütün yönleriyle hem araştırılacak hem de aydınlatılacaktır. İhlas Haber Ajansı'nın temsilcisinin orada vefatı var. Bu sebeple de aynı zamanda İhlas Haber Ajansı'na ve basın camiamıza da başsağlığı ve sabır diliyorum. Hem sağlık çalışanlarımız hem itfaiyeciler var. Onlar vesilesiyle de itfaiyecilerimize, sağlık çalışanlarımıza da ayrıca başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Efendim feci kazada 21 kişi de yaralandı. Anlatmıştık. Çevre hastanelerde 21 kişinin tedavileri sürüyor. Hemen son durumu alacağız. Demirören Haber Ajansı muhabiri Kadir Güneş'e dönelim. Kadir Güneş, seni dinliyoruz. Nedir son durum? Kan ihtiyacı var mı? Yaralılarla ilgili son bilgileri senden alalım. Evet, ilk etapta 16 kişinin yaralandı, 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralı olarak kentteki çeşitli hastanelerine kaldırıldığını ifade edelim ve yaralılardan birçoğunun şu anda arkamda bulunan Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavilerini sürdüğünü ifade edelim. Kameraman arkadaşım Ömer Şulul şu anda hastaneyi size gösterirken biz de şu notları aktaralım. Kaza öğle saatlerinde Gaziantep Nizip Otoyolu'nun 18. kilometresinde meydana geldi ve bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda dereye tağına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yaralılara müdahale eden itfaiye ve sağlık ekipleri gören gazeteci arkadaşlarımız Umut Yakup Tanrıöver, Muhammed Abdülkadir Esen de araçlarını park ederek kaza yerinde durdular. Hemen kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede bir otobüs devrilerek aralarında vatandaşların, gazetecilerin de bulunduğu kaza yerine daldı ve bu sırada 16 kişi toplamda hayatını kaybetti. 21 kişi de hastanedeki tedavisinin devam ettiğini ifade edelim. Buradaki Nizip Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden ya da yaralanan vatandaşların yakınları şu anda cenazelerini bekliyorlar. Yaralıların durumları ile ilgili bilgi alıyorlar. Kaza nedeniyle de Gaziantep-Nizip otoyolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştı ve tekrar kontrollü olarak açılmaya başladı ve ifade ettiğimiz gibi 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri, İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Muhammed Abdülkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver aralarında bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan takviye amaçlı gelen sağlık görevlileri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Toparlayacak olursak kaza öğle saatlerinde meydana gelmişti ve toplamda 16 kişi yaşamını yitirdi. 21 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet, Demirören Haber Ajansı muhabiri Kadir Güneş, teşekkür ediyoruz ayrıntılar için. Şimdi